Öncelikle Merhaba arkadaşlar bu videoda oyun haftası e, 400'ün e, hüsranlarını göstereceğim hızlı bir şekilde 401'in e, kadrolarını göstereceğim daha sonrasında roadmap yayınladı e, yaklaşık 1-2 saat önce onun hakkında da ufak bir video sonunda birkaç kelam edip olayı tamamlayacağım oyun haftası 400 kadroları gerçekten benim için berbat bir şekilde başladı berbat bir şekilde bitti yani Kevin Rodriguez sakatlandı Masuaku sakatlandı. Yani Amir iyi puan yapmış olsa da diğer kartlar maalesef e, beklentimin altında kaldı. Ya bundan çok fazla konuşmayacağım ama Kepiküs 240 e, Super adına biraz e, konuşayım. Sporar kardeşim boş kaleye kaçırdı bir tane maçı izlemiştim e, Sporar çıkana kadar. Onun akabinde buradan Abdülay'a seke teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra her Avrupa haftasında muhtemelen kendisine büyük yükler düşecek gibi gözüküyor buradan. Rozier abim batırdı. Beşiktaş'a e gol yiyince Mert de 42 ile bitirdi. Yapacak bir şey yok yani. Biraz şansımız yaver gitseydi. Belki Rafael o yerine daha efektif birini koysaydık. Olabilirdi ama olmadı. Ee, daha sonrasında Kep 240 Rear tarafta da yine başaramadık. Yani Costa nasıl başlamasını bekliyordum. ikinci yarı girdi. 45 dakika oynamasına rağmen skoru üretemedi. Ee, diğerleri de maalesef beklentimin altında kaldı. Yine tekrar etmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde 401'e geçeyim. Burada da Beşiktaş ve Adana, Fenerbahçe ve Galatasaray bay geçiyor. Ee, ondan dolayı kadrolarım çok kötü. Çünkü benim galerimin büyük ağırlığı Beşiktaş ve Adana'dan oluşuyor. Beşiktaş ve Adana olmayınca da tabii ayrı sıkıntı yaşıyorum. Ee, yani yapacak bir şey yok. Elimizdekilerle idare edeceğiz. Hafta arasında artık daha iyi bir sonuç bekleyeceğiz Avrupa'da olan Adana ve Beşiktaş kadrolarından. Kebük 140 Super Rare'da dediğim gibi yani Beşiktaş olmayınca Mert Günok sadece tek Super Rare kartı var. O da Mert Günok. Ondan dolayı e, onsuz çıkacağız burada. 'da Kovic geçen hafta fena olmayan bir puan almıştı. Ona yer verdim burada. Mamadu Aliso ve Feguli'ye bu hafta güveniyorum. 2 haftadır hatta 4 haftadır Avrupa tarafında katarsak Super Rare'da trash oldu alamadık. Bu hafta 4 kartta alırsak şaşırır mıyım? Şaşırmam cidden. Çünkü nedense böyle içimde bir his var. Bu hafta sanki 4 kişiyle de olsa alacakmışım gibi geliyor. E, Cap 240 e, Super Rear tarafta, pardon Cap 220 Super tarafta yine kalesiz çıktık. E, Çörekçi Ali Karimi, Costa'nın bu hafta başlamasını bekliyorum onu koydum buraya. Robert Murici de attım salladım oraya. Cap 240 Rear tarafta hiç fena olmayan bir kadro. Bu hafta en güvendiğim kadro bu. Zaten 9'da 3 tane oyuncu oynayacak? Burada bir şeyler olursa olur olmazsa bu hafta benim için çok kötü geçecek gibi duruyor zaten. Rafal Gikievic bu hafta elimde kalan e, tek rare kart oldu. Dediğim gibi Ertaş ve Mert Günok olmadığı için. Kalbo, e, Calvo, Samusais, Moreno ve Alexander Maxim ne bence gayet tatlı kadro oldu. Kep 240 rare taraf için favori kadrom bu hafta o kadro. E, Kep 220 rare taraf için de yine limited tarafta Rafal'dan yana kullandım tercihimi. Uğur Çiftçi, Miguel Cardozo, Mehmet Yan ve Mamadou Fall'la yine hiç fena olmayan bir kadro olduğunu düşünüyorum buranın da. Diğer kadrolar zaten biraz caciki. Elimde kalan e, kalecisiz 4 kartlarla, 4'er dörde, oynayan kartla birlikte kadrolar kurdum. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Limited tarafta yine 2-3 kadrom var. U23 için e, olabildiğince bir kadro dizmeye çalıştım. U23'te kaliteli oyuncularım olmadığı için pek bir beklentim yok. O yüzden onlardan çok fazla değinmeyeceğim. Cap 240 Limited için yine e, elimde olan... E, 3 rare kaleciden biri olan Helton Leite. Yanına Kalbo, Maxim, Mametiyan ve Samu tamamladım. Ee, burası biraz yukarının 3 kartta benzeri sanırım. Aynen Kalbo, Maxim ve Samusayiz üçlüsü yine burada da var. 2 iki, iki, iki kartta değişmiş durumda. Kep ee, Cap 220 Limit'i tarafta Blake'i burada tercih ettim. Apici Maxim, Mamadufal ve Alisov ikilisini burada kullandım. Bu hafta dediğim gibi kadrom az olduğu için ee, sürekli ikişer ikişer forward atmışım her yere. Burada da yine aynısını yapmışım. Cap 270 limit tarafta bir önceki değil bir önceki hafta sanırım ödül gelen ee, bakalım ismini bile hatırlayamadım. Berge burada kullandım. Burası Adagovic. E, Josef de burada kaptan olarak tercih ettim. E, Çin liginde Beijing Guan'da oynuyor. Marlos Merona ve Ali Sobla birlikte burayı da tamamladım. MLS Pro vesaire vesaire diğer kadrolar kayıtsız olduğu için çok fazla değinmeyeceğim. Asıl konuya geleyim. Asıl konu Roadmap. Ee, Torare dediğim gibi birkaç saat önce bir Roadmap yayınladı. Ve fitness'ın artık olmayacağını, yani olmayacağını derken fitness'ın en azından kısa süre içerisinde olmayacağını söyledi. Yani ön, bir sonraki yıl 2024 başında muhtemelen fitness'ı getirecekler. Fitness'ı getirirken, Türkçe çevireyim. En azından siz de video içerisinde okursunuz. Ee, fitness'ı getirirken e, burada e, yavaş yavaş e, nasıl söyleyeyim beta demo gibi sürümlerle birlikte insanları daha çok alıştıracaklar. Daha da böyle adapte edip insanların reaksiyonlarıyla birlikte daha iyi bir e, fitness getirmeyi düşünüyorlarmış. Onu anlatıyorlar. Onunla e, onun akabinde de cap modda 300 puandan 280 puana geldi. E, aslında 200 şu an 250 puandan 280 puana çıkmış oldu. Eğer fitness'te olsaydı 300 puan olacaktı. Fitness için 20 puan kırılmış durumlar Video sonunda bunun hakkında biraz konuşacağım. Yani burada bir önceki eee makalelerinde yayınladıkları e, görselin fitnesss kısmını yayınlayıp 280 puanı bakın geçiyor şeklinde bir görsel hazırlamışlar. E, tamamen şov olarak görüyorum bunu. Onun akabinde de işte sonraki sezon kartlarının 3'te olacağını. Şu an e, yeni sezon kartları basılıyor. 2023-2024 kartları 2D şeklinde basılıyor. Eylül'ün Eylül ayında 3D'ye çevireceklerini yazmışlar. Yani benim buradaki düşüncem açıkçası fitness'in gelmemesi benim adıma iyi oldu. Çünkü fitness e, fitness'la birlikte her kartı her hafta kullanamayacaktık. Çünkü fitness her kartı kullandığımızda fitness puanı düşecekti. %10'la başlıyordu bildiğiniz üzerine fitness. Ve %9, %8 olarak düşecekti. O kartı kullanmadığımız sürece Fitness e, bonusu artacaktı. Yani bu bundan dolayı bazı kartları kullanmamak durumunda kalacaktık. Bir sonraki gemi için saklayacaktık vesaire. Bu durumlardan çıkmak benim adıma kısa süreli olsa da iyi iyi gibi gözüküyor. Daha sonrasında şöyle bir durum var. Yani e, Açıkçası herkesin 50 puan aldığı durumda bir önceki videoda söylediğim üzere %6 yani bir önceki makalelerinde söylediğim üzere her oyuncunun %6 olması gerekiyordu. Ama fitness'ın her oyuncunun %10 olduğu senaryoda %6 olması gerekiyordu. Şu an için her oyuncunun %8 yapması ve her oyuncunun %50 alması yani her oyuncu yine 50 aldı ve 250 puana ulaşıyorduk eskiden. Şu an için bu senaryoda her oyuncunun %8 xp'ye sahip olması gerekiyor ki... E 280 puana ulaşabilelim yani açıkçası çok mu zor 8 xp'ye sahip olmak çok zor değil ama eski sezon kartlarıyla oynuyorsanız 8 xp'ye sahip olmak koleksiyon xp'niz çok fazla değilse biraz zor ee, tabi burada sizin için bir öneride bulunacağım ee, şöyle düşünelim galerinizde en azından belki birkaçınıza faydası olur örnek veriyorum. Embaye Nian kartınız var ve %5 XP çıkınca yeni sezon XP'sini %1 XP kalıyor. Bu sizin için çok kötü bir senaryo. Çünkü yeni sezon kartları basınca %1'lik bir Embaye Nian'ınız olacak. Ve bunun %8 XP'ye sahip olmasıyla anca benzer puan aldığınızda threshold alabiliyorsunuz. Bunu düşünerek eski yeni sezon kartlarını verip eski sezon kartlarını almaya çalışabilirsiniz. Ee, örnek veriyorum elinizde Uros Tadakovic var. Uros Tadakovic'in eski sezon yüksek xp'li e, kartlarını alabilirsiniz. Bu size e, eski sezon kartlarında %5'lik bir eksilme olmadığı için size örnek veriyorum %6'lık bir eski sezon Uros Tadakovic kartını alırsanız %4.5-%5 civarında bir bonus olacak size ulaştığında. Tabi size gelirken de bir kesinti oluyor bonuslarda. Yani %6'lık bir Uros Tadakovic eski sezon kartını aldığınızda bile %4.5-%5 gibi bir xp oluyor ki o süreye kadar... 5,5-6 belki yapacaksınız ve o zamana kadar en azından elinize %2,5 %3'lük belki artışla birlikte olabilecek Urosa Dagoge kartı 5,5-6 XP'sine gelmiş olacak. Yani size burada tavsiyem yeni sezon kartlarını yüksek XP'li eski sezon kartlarıyla birlikte değiştirmeniz olabilir. Yani anlatabileceklerim bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir soru varsa yine... Ee, videonun altına yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala ve hala sorulara kayıt olmadıysanız aşağıdaki link üzerinden kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz. Ve bunun akabinde şöyle ya şurada ya şurada şuralarda bir yerde bir video olacak. O videoya gidip 0 TL bütçe ile 10 dolarlık galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 5 dolar kazanabildiğiniz bir senaryo oluşturdum o videoda. O videoyu izledikten sonra yine bana Discord'dan, Twitter'dan, Discord özelden yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz için çok çok iyi bir hafta geçsin. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay efendim.